Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün fırında kas tarifi sizler için hazırladım. Daha önceden sizlere Kars kızı tarifimi de paylaşmıştım. Birkaç tarif kanalımda bulabilirsiniz. Bu kez sadece hiçbir işlem yapmadan, tuzlama işlemi yapmadan, suyunu çıkarmadan direktman fırında kazımızı pişireceğiz. Hem de çok güzel bir şekilde, lezzetli bir şekilde kazımızı pişireceğiz arkadaşlar. Gelin hep beraber birlikte tarifimize bakalım. Ben 2 tane kaz kullandım. Biri 5 kilo, biri 4 kiloydu. Kazların ağırlığına göre de pişme süreleri değişebilir arkadaşlar. Bunu da göz önüne alalım mutlaka. Ortalama 3-4 saat arası kazların pişmiş oldu. Kazın kendisine has biraz böyle bir kokusu vardır. Ben o kokusunu almak için de bu şekilde meyve ve sebzeler kullanıyorum. Bir tane portakal, bir tane elma, bir tane pırasa, rosmarin, biberiye, kekik. Evet, sebze ve meyveleri irice doğrayalım. Kazımızı arkadaşlar güzelce her yerini bolca tuzlayalım. Bolca altını, üstünü, içini tuzladıktan sonra içini hiçbir işlem yapmadan arkadaşlar kazımızı kesmiyoruz. Delik açmıyoruz. Hiçbir şekilde göğüs kısmından delmiyoruz kazımızı. Eğer delerseniz kaz su kaybedecektir ve kuru olacaktır. Bunun için hiçbir şekilde kazımızı delmeden İçini hazırlamış olduğumuz meyve ve sebzeler ve baharatlarla birlikte dolduralım. Ayrıca ben içinden çıkan o organlar oluyor. Taşlık, ciğer. Onları da ben içerisine koyarak pişirdim. Çünkü fırında yaklaşık ortalama 4 saat pişeceği için eğer dışarıda kalırsa onların yanıp kurumasına sebep olacak. Daha sonradan da ilave etmek istemediğim için ben bu şekilde içine sebzelerle birlikte iç organlarını da doldurdum. Taşlık ve ciğeri. Başta söylemeyi unuttum arkadaşlar. Popo kısmındaki o yağ tabakasını da komple kesip çıkartalım. Onu atalım. Hoş bir görüntü olmuyor. Daha sonrasında kanatların uç kısmını da kesmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok kuruyor ve görüntü bozukluğu oluyor. Güzel olmuyor. Bunun için uç kısımlarında kanatlarını kesmenizi tavsiye ederim. Evet, içini doldurduk arkadaşlar. Bolca tuzladık. Şimdi tuz tekrardan kırmızı toz biber, biraz karabiber ile kazın her yerini ovacağız. Her tarafına gelecek şekilde. İçindeki malzemelerimiz çıkmaması için, dağılmaması için gördüğünüz gibi bu şekilde bir kesik atıyoruz ve ayağını içerisinden geçiriyoruz ve bağlamış oluyoruz. Kendi yağında arkadaşlar kazımızı bağlamış oluyoruz. Evet, artık kazlar fırına girmek için hazırlar. İlk etapta sırt üstü pişireceğiz. Fırınımızı önceden ısıtıyoruz arkadaşlar, 170 derecede ve önceden ısınmış 170 derece fırında sırt üstü sadece 1 saat pişiriyoruz. Daha sonrasında 1 saat sonra fırından çıkartıyoruz. Kaz ve ördek oldukça yağlı bir hayvan olduğu için aşırı derecede yağ bırakacaktır. Tepsim küçük geldiği için ilk etaptaki bırakmış olduğu bu yağı ben süzdüm. Yaklaşık 1,5 litre kadar yağ çıkarttı ilk etapta. Evet, biraz dikkat ediyorum çünkü oldukça içerisi yağ bıraktı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kontrollü bir şekilde ben kabıma yağ süzeceğim. Daha sonrasında bir sos hazırlayacağım. Bol kırmızı toz biber, biraz tuz ve çıkan o yağdan bir kepçe alarak
karıştıracağım, sos hazırlayacağım ve elde etmiş olduğum bu sosu kazımın her yerine gelecek şekilde tekrardan süreceğim. Hazırlamış olduğum bu sos kazımızın güzel bir renk almasını ve güzel kızarmasını sağlayacaktır. Evet, gördüğünüz gibi tüm yağını süzdüm. Şimdi sosunu hazırlayalım. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar kırmızı toz biber, birazcık tuz ve 1 kepçe kazdan çıkan yağ. Karıştıralım. Her yerine fırçayla sürelim. Sosumla kazımı güzelce her yerine sosladıktan sonra kazım bu kez göğsü üste gelecek şekilde tepsiye koydum. Bu şekilde artık devam kızartacağız. Çevirme işlemi yapmayacağım. Bundan sonra bu şekilde pişirmeyi bırakacağım arkadaşlar. Ve kesinlikle dediğim gibi kazı delmiyoruz. Bıçak atmıyoruz. İçinin suyunu bırakmasını sağlamıyoruz. İçi sulu sulu yumuşacık bir kaz yemiş olacağız. Dışı çıtır ve içi yumuşacık olacak. Toplamda 4 saat arası kazlar pişmiş oldu. Kazların pişerken bir yandan da salatalarımı hazırladım. Havuç salatası, turp salatası, yanına kırmızı lahana salatası, yeşil salata, patates, fırına daha sonrasında patates attım. Evet, ikinci işlemden sonra tekrardan kazı 1 saat fırında pişirdikten sonra çıkarttım. Ve kepçe ile bırakmış olduğu gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci seferde oldukça yağ bıraktı. Bu yağ şimdi üzerine kazın gezdireceğim. Her yerine eşit şekilde gelsin diye. Bu şekilde yapmamızın sebebi kazımız daha güzel kızaracaktır. Evet. Piştikçe ve yağını bıraktıkça da kazımız birazcık daha küçülüyor. Tekrar fırına attım. Daha sonrasında kontrol ederek 3,5-4 saat arası kazların pişmiş oldu. Evet. Artık final. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Üstü çıtır çıtırdı ilk etapta. Bekledikçe birazcık daha durdukça haliyle derisi yumuşamaya başlayacaktır. Maalesef servis yaparken sizlere gösteremedim içini. Herkes çok aç olduğu için malum. O esnada çekim yapmak çok zor. Evet. Bu şekilde kazlarım pişirmiş oldum. Servis yaparken fırında patates, salatalar eşliğinde ve kendi çıkan yağ ile birlikte sosunu kullanarak sunum yaptım. Biz çok beğendik. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Eğer kanalıma hala abone değilsiniz arkadaşlar, hemen şimdi kanalıma abone olarak ve zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Vereceğiniz yorumlar, bırakacağınız beğenilerle bana destek vermiş olursunuz. Lütfen beni kanalımda yalnız bırakmayın. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim.